Neyle devam ediyoruz? Muhallebimizle. Aman. Muhteşem olacak. Sakızlı. Tabii canım, Damla sakızı vallahi. Falan bak. Sakız da kullanabilirler isterlerse. Yani ama biz Damla'yı bulduk. Damla'yla da olur. Evet efendim, ilk şifre gelsin. İlk şifre gelsin. Mercimek ekmeği. İlk şifre mercimek ekmeği olsun efendim, not edin. Ne veriyoruz? Muhteşem helvalar, reçeller, fındık ezmeleri. Daha ne olsun efendim sizler için? Harika bir güzellik. Pazar kahvaltısı tamam yani. Aynen öyle, tamamdır Serpil. Oh, yanına iki de ara sıcak. Önden kavursak mı onu birazcık, düşündün mü? Sen seviyorsun, istersen evet, şöyle bir... önden bir kavuralım. Hani bir iki dakikacık. Serpil, bunu buraya bir daha koymuyorum. Öyle bir ders olmuş ki. Hastanede yattığım günler kendimi izlerken. Kendi kusurlarımı artık yapmamaya çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan ilk başta kendi kusurunu bilecek Serpil. Öz eleştiri çok önemli. Ben onu çok yapabiliyorum elhamdülillah. Ben de başkasının gözüyle hani... Mesela atıyorum izleyen Ahmet ya da Mehmet ya da Hatice. Onun şeyine dikkat ederim. Değil mi? Eleştirisine. Çok önemli. Ama şey, yapıcı eleştiri. Öyle şey değil yani. Ha tabii canım. Karalayıcı öyle değil. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 2-3 parça damla sakızı, 1 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için kakao. Birazcık her zaman söylüyorum. Unu önden kavurduğunuz takdirde şöyle söyleyeyim, gerçekten inanılmaz bir lezzeti oluyor. Direkt unu içerisine koyduğumuzda da un kokusu oluyor. Bu bizi rahatsız ediyor açıkçası. Hazır diyetisyenim o tarafa geçmişken 3 beyazdan birini ve tereyağı kullanıyorum şunu, ama tatlı da olur yani. Çocuklar şimdi okuldan gelecek falan. Yani 3 kaşık ne var yani, tereyağı da duymaz. E şey neydi o kadın, şey diyordu ya, çayın içerisine tereyağı koyun. Neydi o kadının adı? Ha, Canan Aa. Hoca diyor ya mesela. Tereyağla için çayı diyor. Tereyağıyla için diyor. Ya. Ezgi hocam tereyağıyla çay için diyorlar ya. Ya. Yok yapmayın. Direkt böyle Ezgi hocam. Yok canım ya. Tereyağı karıştırın. Yiyin, doğal bunlar diyor. Bizimki de doğal. Ne güzel koktu Serpil. Güzel güzel, evet. Mübarek. Vallahi ama ya bizim... tereyağsız da olmaz ya. Ayşe'nin, şu güzelliğe bak. Ayşe'nin hep bunlar. Mis gibi. Allah'ım gördüğümüzden geri koyma ya Rabbim. Amin. Şimdi burada tereyağıyla bir miktar kavuruyoruz unu kıymetli izleyicilerim. Bu damla sakızlı tariflerde ben hep böyle küçüklüğüme giderim. Hatta çiğnediğimiz sakızlar var ya, ondan bile kullanabiliyorsunuz bunu, o sakızları. Aynen mavi. Ha. Mavi olanlar. Onu böyle minik minik doğruyorsunuz, içerisine direkt atabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor ya, küçüklüğüme götürüyor beni. Biz o zaman damla sakızı bulamazdık. Hatta bugün de bulamayacaktık az daha. bu damla sakızını almış bizim Yüksel, sağ olsun. Rabia da şey yapmış. Poşetle birlikte çöpe atmış. Mutlaka şey var. Olsun bak, açıklama yapabiliyor en azından. Ne güzel, kendini izah ediyor aşkım. Görmemiş, atmış. Alt tarafı damla sakız. Gözükmüyor ki. Neyse, Allah'tan onu biz bulduk. Poşetin içindeydi, aldık hemen. Yani yoksa normal biz sakız kullanacaktık. Değil mi Serpil? Evet. Evet, şimdi güzelce kavurduktan sonra yavaş yavaş onun içerisine bırakırken güzelce çırpma işlemi yapmamız gerekiyor bu esnada. İstersen sana şey veririm. Dök hemen aşkım. Rondoyu da verebilir şey. Yok, şimdi açılmazsa rondoyu kullanırız. Nasıl ve istersen. Bu esnada şekeri ilave ediyorum. Kapları mı ısıtayım mı gideyim? Evet, olabilir aşkım. Çok pratik bir tariftir. Hani oradan çıkmayacak zaten, onu ters çeviremeyiz. Islatmana gerek yok. Ha, iyi tamam, çıkarım. Biz oradayım. Güzel zaten, sunumlukları. Damla sakızımı alacağım ama biraz sütüm ısındıktan sonra alacağım. Şimdi bu muhallebinin özelliği dediğim gibi böyle küçüklüğe götürmesi aslında. Annemizin, büyüklerimizin yaptığı. Aslında süt yerine su kullanırlardı. Suyun içerisine damla sakızı atarlardı. Eğer hani sütünüz yoksa suyla da yapılabilirsiniz. Bu sefer su muhallebisine benzer. Ama aynı lezzeti alırsınız. Bu arada bizim tenceremiz döküm olduğu için evet, rahatlıkla bununla karıştırabiliyorum. Asla çizilmiyor. Tencereyi mahvettiniz. Ekrandan geliyor, duydum. Ben yakalarım, benden ya kaçmış. Ya yapalım canım, evde de biz kullanıyoruz. Olur. Aynen öyle, ben çok dikkat ederim. Burası da benim mutfağım, Serpil'in de aynı şekilde. Ben Serpil'le en çok anlaşmamın nedeni birbirimizi tamamlıyor olabilmemiz. Gerçekten ya, temizlik konusunda, bu konuda, her konuda o beni anlar, ben onu anlarım yani. Evet, içerisine şimdi damla sakızı atıyoruz. Şöyle birkaç parça, bakın
Görebiliyor musunuz? Büyükse de kırabiliriz onları değil mi? Aynen. Ama eriyor ya. Tabii tabii bizimkiler küçük zaten. Bak şöyle. Limon tuzu gibi bir şey zaten. Marketlerden alabilirsiniz. Buldum. Çörek otu. Dur yakaladım onu ben. Nermin gördüm. Çörek otu kaçmış. Rıdırma yakalandı. Gel bakayım sen. Çörek otu kaçtı içine. Annem sen nereye burada, gittin? Burada burada. Gel 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 gel. Bu nasıl geldi? Kesin yakaladın mı sen? Burada burada Serpil. Senin Allah kahretsin dürbünüm yok ya Nermin'in. Tarihte bir ilk diyor Hüseyin hocam. Çörek otlu, otlu damla sakızlı muhallebi. Ama şey yayında da kullandık ya. Gülürsünüz tabii ben de gülüyorum. Serpil getir diğer tarifi bunu sen karıştır aşkım. Gideyim şeyim lahanamızı getireyim. Lahanayı getir aynen bir lahana yapacağım. Bak Ezgi hocanın favorisi olacak. Ay çok affedersin önce çorbamızı mı koysaydık? Önce mercimek çorbasını yapalım diyor. Hah. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel tarifler var ki hangisini önce yapacağımızı böyle şey yapamadım. Ya hiç daha önceden yemiş miydim bu çorbadan? Bak yine İtiraf bir ilk. Ediyorum, hayır. Yine bir ilk. Ve şey var. Açık söyleyeyim sana tadını da çok merak ediyorum. Bu favori tarifi olacak Ezgi hocanın aslında hastalarına falan şey diyete gelenlere verecek. Ezgi hocam bak yeşil üzüm yapraklı mercimek çorbası yapacağım. İyi ha, bunu vallahi. Şey yapın. İşbirliği yapacağız sizinle. Az kaldı. Çok sevdim ben Ezgi'yi. Şöyle güzelce karıştırdık. Serpil sen bunu bizim mercimeği... aparatımız var ya bence onun içinde böyle sıktıra sıktıra yaparsın daha rahat edersin. Tamam. Mercimeği yıkayım geliyorum bırakma. Ay kurban olurum damla sakızının kokusu. Aman muhteşem. Çocukluğuma gittim. Çocukluğuma gittim. Çok güzel oldu. Oh 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 oh. Bakın böyle ceylan gözü gibi pıt 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 kaynıyor ya. Böyle 5 dakika kadar bunu kaynatmanız lazım. Bunun tam kıvamını yakalayabilmesi için. Bu çok cıvıktır aslında koyu değil. Bekledikçe sertleşir. Şu an bakın hani böyle birazcık size böyle akışkan kıvam gelebilir ama bu bekledikçe koyulaşır. O yüzden çok fazla un buna sakın vermeyin. Bu sefer tavuk göğsüne döner. Muhallebiden çıkar. Çocuklara böyle bir küçükken yapardık iştahsız bebeklere. Ay Serpil güzel oldu. Kavruldu ya biraz. Biraz daha var mı damla sakızımız? Koyalım mı? Ha, aroması bitti kaz geldi bak. Dur getireyim. Olacak olacak hemen. Öyle mi? Tamam yetermiş Serpil. Soğunca alırmışız. Bizim şef konuştu. Ha, okey tamam. Patron ne diyorsa abi. Yapacak bir şey yok. Ben bunu çalkaladım. Sevdin mi? Oh. Serpil'den bir şey rica etmem lazımmış. Bunu düzeltir misin bir şey? Aşkım. Geri mi almalıymışım? Ha, gözüküyormuş herhalde. Heh. İçeriye. Heh. Tamam çok mersim. Tamam. Ama birazcık daha istiyor Serpil. Ne istiyor? Damla sakızı. Hiç hissedilmiyor. Bizimkisi etkisizmiş. Varsa yoksa sorun. Yok var da şu an minicik ya. Kavanoza koymuş kapaklı. Benim annem gibi burada 50 tane kavanoz var. Şuraya bakınca benim anneme mutfağa geliyor. Sen bakma. 50 tane şey yaptım bak şimdi buradan beni izliyor kızacak. Handan Hanım 50 tane sana baharat takımı aldım. Hepsini hala o bal kavanozları, minik kavanozlar, reçel kavanozları 10 lira koyuyor. Ya anne... Tamam atalım da Nermin onları çöpe. Duş ses girdi araya. Buraya sen bak bakayım. Serpiliş. Tamam bırak tamam hadi boş ver. Duş ses girdi araya. 40 saat oldu diye çıkartamadım. Senin var ya mı? Evet Serpil Hanımcığım. Dökelim. Onu dökeyim mi? Sen görme diye. Hadi hadi. Yardım edeyim mi? Ben dökeyim. Dök, sen yok, tut. Dökme, bekle. O çörek otu beni delirtti. Nasıl girdi? İnanamamışım. Dürbünüm yok çünkü. Hı. Hah, aldım. Kaçar mı? Olsun bir şey olmaz. O da şifadır aslında. Dökelim bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız kıvamı tam istediğim gibi. Çok güzel bir kıvamı var. Tam tam. Onu sıyırır. Bizim Seniha olsaydı. Evet şöyle bakın. Bak kıvamı bu. Hop. Oh, mis. Donsun kalsın içine şimdi. Hop. Muhteşem. Kakaomuzu da vereyim. Muhteşem. Yok, kabuk tutsun ama biraz üstü.
Evet evet, kabuk tutsun ki öyle yapalım. Aman tam 4 taneye denklemişiz bak, ne güzel. Harika. Vallahi biraz kabuk tutsun Serpil, evet, en evet, son dökelim. Hiç şey yapmayalım. Üstüne de bol kakao. Küçüklüğümüzün yani çocukluğumuzun sakızlı muhallebisi işte bak. Ezgi Hanım'ın diyet şeylerinin yanına koyuverelim. Şuraya iliştiriverelim. Bakar mısınız? Orada ne güzel duruyorlar değil mi Serpil? Evet. Hiç bu muhallebi ne ki onlar varken? Hediyelerimizi de şöyle alalım. Nermin Nefes Mutfağı'na koşmayı unutmayın efendim. Çok güzel hediyelerimiz var. Şifreleri veriyoruz. Şu da. Bunlar da senin. Ben şimdi çorbama geçiyorum. Ben de gideyim şey yapayım. Şu ekmeği keseyim mi, seni bekleyeyim mi? Aynen. Bekleyeyim. Bence bunu da oldu. Bir yanımda sosyoloğum, bir yanımda diyetisyenim. Hocam sizi tereyağlı çorba yaptım. Vallahi içeceğiz artık. Hocam mis gibi tereyağlı. Siz nasıl buldunuz? Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Ama ne dedi biliyor musun? Şu an tat almadım için çok güzel. Hayır. Aşk olsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten inanılmaz tok tutar bu. Ciddi tutuyor ama. Akşam işte bunu yiyorlar bir kase, daha da acıkmıyorlar mis gibi. Bir de çok şifalı o ya. Şifalı bir şey yok. Ya içinde yok. İçinde yok. Hocam görsünler. Çok şifalı. Ben bunu hepsini bitirebilirim bu arada. Afiyetler olsun. Vallahi. Bak kendi çorbasını yiyor, benim çorbamdan yiyor. Nasıl övüyorum falan. Ama bir şey söyleyeyim, gerçekten inanılmaz tok tutar o çorba. Çok şifalı. Ciddi tutuyor. Bir de benimkini bir tadın bakalım hocam. Evet bakalım. Bir de mercimek ekmeğimden bir tadın bakayım. Evet ona çok merak ediyorum. Unsuz hocam, un koymadım, yiyebilirsiniz. Hatta bunu danışanlarım da yapsınlar. Ben intolerans çalıştığım için bazen çok zor oluyor isim bulmak. Bak danışanlarım yapsın dedi. Hocam sizinle iş birliği yapalım. Afiyetler olsun. Yapalım. Çorbamı tat. Bayım beğeneceğim mi? Hemen. Bakıyorum çok heyecanlıyım. Neler yaptık efendim bugün? Çok lezzetli bir balığımız var. Balığımızın yanında soslu bir lahana yaptık. Gerçekten ışıl ışıl parlıyor. Hemen önünde mercimekten yaptığımız ekmeğimiz var. Hemen yan tarafta kahvaltılık, avokadolu, yumurtalı. Gerçekten böyle zihinde tutabilecek bir karışım. O kabızlığa da çok iyi gelir bu öyle arada. Mi? Direkt şey attınız ya, çekirdeği, kabak çekirdeği çok rahatlatıyor. Ciddi. Peki, sabah yediklerinde çok fark eder. Üstündeki o tohumlar falan herhangi bir şey etkilemez değil mi? Çiğe mi attınız? Şey ne atmıştık ne üstüne Serpil? Haşhaştı. Yani çiğe ve keten tohumu da atılabilir. Aha, daha da besin değeri yükselir yani orada. Bir anda da efendim çok güzel bir sakızlı muhallebi ve... Tabii hocam nasıl buldunuz? Allah çok güzel olmuş. Şeyinize sağlık. Hiç böyle bir çorba içmemiştim. Ama aroması yaprağı çok güzel değil mi? Hiç ben bu aromasını bilmiyor ki. Benimki de tatsız tuzsuz gelecek. Merak etme. Aşk olsun. Hayır. Evet Nermin Hanım öder. Ne olmaz. Birincisi bu çorba beni diriltecek bence. Evet o çok iyi. İçine karnabahar falan koydu. Ama bu da çok güzel. İnanılmaz güzel olmuş. Ben iyiyim. Tereyağlı ama olsun hocam. Bir şey olmaz. Evet ya, arada da yiyelim olsun. Efendim böyle çok kısa son soruyu soruyorum önce. Son şifreyi verelim. Son şifre avokado efendim. Avokado diyoruz son şifremiz. Ve hemen hocama son bir soru soralım. Sonrasında diyetisyenimize döneceğiz. Hocam ne yapalım da kendimizi daha iyi hissedelim? Aslında önce kendimizi tanımamız lazım. Çok kısa. Bir buçuk dakikamız var. Kesinlikle kendimizi tanımamız lazım. Bunu tanımak için de illaki annemiz, babamız, çevremizle iletişimde olmamız lazım. Bol bol okumamız lazım. Aa, bak, kendimizi tanıdıktan sonra eğitim çok önemli dedik ya son cümlede de. Eğitimden sonra zaten gerisi gelecek. Artılar, eksiler. Nasıl gelişebilir? Muhteşem. En güzel. Ve size soruyorum hocam. Evet, bunların böyle nasıl içeceğiz? Yemekten önce mi, sonra mı, aç karnına şimdi mı? Şimdi bunu sabah kahvaltı yerine içerlerse harika olacak. Onu çok net söylüyorum. Sabah bununla güne yerine başlamak efsane güzel olacak. Bunu da öğleden sonra akşama kadar ikindi de içeceğiz. Çünkü bunlar da bana çok aç tok. Aç. Aç karnına içeceksin. Çorbadan yiyin için. Öğlen yemeğinden sonra şunu içmeye başlayalım. 500 mililitre suyu olur. Öğlen yemeğinden sonra bunu için. Bunu aç içeceğiz ama. Bunu aç. Evet, sabah kahvaltımız bu. Şunu güzel ama. Ama o güzel. İçebilirsiniz. Deminden beri gözüm kurban olurum. Sesine iyi olur. Efendim öyle. Kazanan izleyicimiz hemen orada Zafer telefonu gösteriyor. Herkes kim? Serap. Eken. Kazanan izleyicimiz Cuma günü Serap Ekan oldu efendim. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Hem sosyoloğuma hem de diyetisyenime. Biz gerçekten çok tatlı hanımefendiler. Çok gurur duyuyorum böyle kadınlarla program yapınca. İyi ki varlar. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin.
en güzele emanet ediyorum Rabbim, emanetsiniz. Yarın saatler 13.00'da biz burada Nermin Nefes Mutfağı'nda. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.